kızınız arkadaşına. Hem bir hikayesini anlatayım size. Sebebi ne ve sebep nedir ki ben istemedim çocuklarımı İngiltere'de büyüteyim ve istedim Kıbrıs'ta büyüsünler. Evet. Bazı insanlar benim hakkımda konuşurlar ki Cenk Hoca işte mafyayla karışırdı da bla 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 ve İngiltere'de işte çok yani kötü şeyler neyse. Ben İngiltere'de benim arkadaşlarımın birçoğu kriminal. İngiltere'de birazdan anlatırım size bir hikaye oldu. Geçen zaman gittiğim İngiltere'ye. Ama benim evet iyileri de vardır ama çoğu benim bütün tanıdığım hepsi gayrimeşru işleriyle uğraşıyorlar. Ve İngiltere gibi yerde ister insan para yapasın onu yapan. Yani kaç tane ben Türk berberi vardır ki tanırım berber aslında para yapmaz orada. O aslında para temizleme yeridir. Başka işler denir anlatabildiysem size. Ya. Çok yani çok etrafımda herkes bir şey yapar. Ben arkadaşlarımı gördüm kendi gözümle bıçaklansın ve ölsün. Çok kötü şeyler gördüm ben İngiltere'de. Çok kötü olaylarda da oldum. Ve ben elimden geldiği davranan her zaman öyle çetelerden onların içine girmemeye çabaladım ya. Ki hiçbir zaman çetenin içinde resmi bir çetenin bir üyesi değildim. Ya hiçbir tanesi ama hep çeşit çeşit çetelerden ortak arkadaşlarımız vardır. O ayrı mesele. Ve bazen biraz gayrimeşru iş yaptık beraber. Birçok arkadaşlarım o hayatı gördü. Bir arkadaşım vardı Yavuz Abdi. Çocuk üniversite okuyacaktı ama abisi o çiftliği vardı. O çiftliği derken evlerin içinde şu büyüdüler, ev kiralarlardı, büyüdüler otları ve satarlar ve çok manyak para var o işte. Anlatamam size. Abisi o işi yapardı ve abisi okuldan çıkarttı kendini der gelen bunlara bak. Ve ondan sonra çocuk hep o işi öğrendi. Ama elektrikli de çok iyidir. O yüzden ışıkları her şeyi yapar. Ama çocuk zengin. Ama üniversitede kalsaydı bir bok yapamayacaktı. Yani ne yapacaktı? Gideceğiydi, bir iş bulacaktı, geçineceğiydi. Bu zamanda biliyorsunuz ne kadar zordur Londra'da geçinmek. Bu sebeplerden biri ben geldim Kıbrıs'a. Ben kaçayım öyle bir ortamdan. Ben istemezdim öyle bir hayata bağlanayım. Çünkü hep çekerlerdi beni. Hep çekerlerdi. Gardiyan kan bile cezaevinde bazı Türklere ve Kürtlere onlar da tanınan isimler bazı şeyleri lazımdı göz yumayım. Sırf problem olmasın diye. Çünkü ortak arkadaşlarımız vardır ve problem olurdu. En son geldim şu gittiğim çalışan İngiltere'de arkadaşlar ben helal iş yapıyorum ya ben otobüs sürüyorum tır sürüyorum ben helal iş yapıyorum tamam mı en son gittiğim İngiltere'ye ve arkadaşlarım vardı çok şeydiler bayağı kötü geçmişleri vardır ama sonuçta arkadaşlarımdır ve gittim bunlarla öyle bir buluşayım sadece öyle
Bir bira içelim barda da ondan sonra işte eski günleri konuşalım bla bla bla. Bir bakarım birkaç gün sonra sen gel buraya da bir yere gidecek. Gel de arabayı sür. Sen sür arabayı değil ama ben anladım bir şey tuhaf vardır. Ben süreyim arabayı. Neden ben süreyim arabayı? Hiç sormadım bile. Neden ben süreyim arabayı? Hiç kimse arabayı söylemedi. Bir bakarım bir Hindistan uyuşturucu çeteyi soyarlar. Alırlar üstüne 10 kilo ketamin. Ben binerler koşarlar arabanın içine sür. Bakayım. Habersiz soyguna girdim ben. Habersiz. Ve ondan sonra dediler bana bir kilo katkın vardır verecek sana. Bir kilo 7000 miydi? 7000 miydi? 10000 miydi? 10000 de sonra 7000'e düşün unuttum. 7000 pound bir şey. Ondan sonra günler geçer. Para yok. Dediler biz müşteri bulacak. Ben de başka arkadaşlara dedim. Çevirdim de dedim müşteri benim bir arkadaşım vardır. O alır. Ama dedi 5000'e alır. Onlar dedi yok. Dedim tamam be yarrak ver bana benim payımı alsın. O da 5000 ise 5000. Yok. Dediler yok öyle olmaz bla 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 bla. Tahmin ettim o zaman ki bana vermeyecekler paramı. Ondan sonra birkaç gün sonra geçer. Dediler bunu kolaya çevirecek de kolaya şey edecek satacak. Ben dedim cumartesi kesin var para. Pazar gün gelirim. Gösterirler bana güya evi soyuldu. Ben şimdi şeyleri şey etti. Bilin ne kadar eşeğiydim. Ne kadar eşeğiydim. Nasıl öyle bulaştım onların içine. Tekrardan. Ve bilin öyle bir rahatsız olurdum. Ben o parayı alayım. Dayı olayım çocuklarım yesin. Ben o vicdandan hiçbir zaman rahat olmazdım. O vicdan azabından hiçbir zaman rahat olmazdım. Öyle haram para yollayayım çocuklarıma. Oh my god. Dine inanmıyorum. Dine inanmıyorum ya. Okay. Ama yine de ben bir şeye inanıyorum. Neyse o. Ve ben bilirim ki yani karmadır nedir. Kötü enerji. I don't know. Ama no way. Ve ondan sonra dedim ki ya, iyi ki bunlar gazıkladı beni. İyi ki eski arkadaşlarım beni gazıkladı. Okay. Ve iyi ki da tamamen onlardan arkadaşlığımı koparttım. Yani zaten kopartacaktım. Zaten o an şu bana getaway driver yaptılar habersiz. Zaten o zaman diyecektim kendilerine istemem paranı, istemem hiçbir şey. Bir daha beni arama. Diyecektim. Badir. O zaman idiot. Ama fucking idiot. But yeah. Hayat şeylerimi you know what I'm saying arkadaşlar. Gerçekten. Mafya, what the fuck? Bilin ne? Bu insanlar birbirlerini öldürürler. Kaç tane vardır? Dostundan, you know what I mean? Hackney'den, Tottenham'dan tanıdıkları vardır ki birbirlerini öldürdüler. Hem de en yakınlarını. Ya beni gazıklamayacaklar. Fucking Kıbrıslı. Zaten ilk adamı harcayacak benim. Geçen yıl bir tane arkadaşımı öldürdüler. Koray Alpergin çok yakın arkadaşımdı. Ama ünlü DJ olduydu Londra'da. Yani küçük çocuklar yürürler sokaklarda cep telefonları Londra'da. Çekerler bıçağı soyarlar çocukları. Okul çocuklar kaç tane her gün birinin cep telefonu çalarlar. Her gün. You know? Yani ben istemem öyle gibi bir yerde çocuk yetiştireyim. Sizce? Nah. Yep. You know. Bu işler böyledir. Zannedersiniz ki Londra kolaydır.
Londra'da kolay şeyler. Yani esnaf olacaksın. İş yeri kuracaksın zamanla. Ama ondan sonra öğreneceksin nasıl hükümeti çalasın. Çünkü çalmazsan hükümeti gider götünden yine. Nasıl olacak olsa. Peace out.